Evet, muhteşem bir Berlin günden herkese merhaba. 2 günlük bir kaçamak yapıp bu sefer hafta sonunu Berlin'e geçirmeye çalışıyoruz. Seyahatle ilgili videoları zaten Seyahat Kaydır kanalında bulacaksınız Berlin üzerine. Mükemmel bir vlog gelecek kanala. Ama burada da bizim daha önceden başlatmış olduğumuz ev turu serisine yeni bir video ekleyelim istedik. Hem de taptaze Berlin'e yeni taşınmış Yekta'nın eviyle bu seriyi devam ettireceğiz. Yekta, hoş geldin Almanya'ya. Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz de evime hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizi de evine davet ettiğin için. Şu an Berlin'in merkezi bir yerdeyiz herhalde ya da neresindeyiz tam olarak biraz tarif edebilir misin? Yani bu Mühit Frieden olarak geçiyor. Hauptbahnhof'a yaklaşık U-Bahn artı S-Bahn'la bir 30-40 dakikada ulaşabiliyorum. Mühit çok hoşuma gidiyor. Yani genelde Alman popülasyonu çok fazla. Çok fazla hani yabancı milliyetten insan göremedim burada açıkçası. Evimin etrafında bakkalıdır, kasabıdır, marketidir, eczanesidir, her şey var. O yüzden hani çok fazla böyle eksiklik çekmiyorum bir şeylere ulaşım konusunda. Memnunum yani Mühit'ten genel olarak. Evimden de çok memnunum. O yüzden sizi bir an önce evime davet ediyorum. Biz de sabırsızlıkla zaten evin detaylarını görmek istiyoruz. O zaman kapıyı açıp dalalım mı içeri? Evet, binadan içeri girdik. Burası çok eski bir bina değil mi? Dışarıdan evet. Zaten kendini belli ediyor. Burası 1910 yılında inşa edilmiş. Zaten fark ettiysen böyle apartmanın içine girer girmez bir o eski koku geliyor. Zaten hani mermer detaylar, işte hasır halı falan böyle. O eski dokuyu bize daha iyi hissettiriyor. Çok seviyorum. Özellikle apartmana girer girmez zaten böyle bir içime sinmişti benim. Nereye geldim gibi oldum. Yani tavanlar çok yüksek, içerisi çok ferah. Kapı detayları çok güzel bu arada. Hani Türkiye'den alışığız biz böyle demir çelik kapılar görmeye. Burada tamamen böyle dokusu ahşap işlemeler çok dikkat çekici detaylar. Dahasını göstereceğiz birazdan. Bu arada şu detay çok önemli burada. Yani posta kutusu bir evin olmazsa olmazı ve bir eve taşınırken hani üzerinde özellikle sizin isminizin yazması çok önemli çünkü hani Almanya'da her şey tüm bürokrasi, tüm yani size gelecek belgeler vesaire postanıza geliyor. O yüzden de üzerinde sizin isminizin olması çok çok önemli. O yüzden özellikle kendi ismimi eklettim kendi posta kutuma. Bu da önemli bir detay. Yani aslında salon küçük olsun hiç önemli değil ama bir tane posta kutum olmak zorunda. Kesinlikle. Almanya için sokakta da kalabilirsiniz. Senin adının üzerinde yazıldığı bir posta kutun olması bence Almanya'da en önemli evet. Şeylerden biri. Kesinlikle. Hadi gelin o zaman evi keşfedelim. Antre gördüğünüz gibi gayet yüksek tavanlı ve ferah bir yer. Zaten tüm odalara buradan bağlantı var. 2 artı 0 burası yani 2 odadan oluşuyor. O yüzden ev yeterince ferah bence yaklaşık 57,5 metrekare zaten. Bana tek başıma yaşadığım için gani gani yetiyor. Evde çok sevdiğim detaylar şu tablolar mesela. Ev sahibimizin eşi kendisi ressam olduğu için evin tüm tabloları neredeyse kendi yapımı. Kendi imzası vesaire var. Hepsinin ayrı bir anlamı vardır büyük ihtimalle. İngilizce bilmediği için çok fazla o detayları alamıyorum. Ama evlerine de gittim mesela. Kendi yani bir odayı bilakis bu ressam odası olarak ayırmışlar. Kendi çizimlerini falan yapıyorlar. Antrede bir diğer detaylar da burada bir askılık var. Buraya montlarımı vesaire asıyorum. Şurada ufak bir hol gibi kullandığım bir alan var. İşte ıvır zıvırımı vesaire koyuyorum. Bavul gibi, işte onun harici süpürge makinesi gibi. Onun harici şöyle bir ayakkabılık var. Yani tek başıma yaşadığım için zaten az eşyam olduğu için sığabildim gayet buraya. Bu ayna çok hoşuma gidiyor. Yani bir bayan için olmazsa olmazdır herhalde. Buyurun salonumuza bekliyorum sizi. Evet, burası evin en estetik bulduğum köşelerinden biri diyebilirim. Ya ilk başta çok çekincelerim vardı deri koltukla ilgili. Yani acaba rahat edebilecek miyim diye. Çünkü ofis
hissi veriyordu bana. Evet. Evet. Ya bir evde daha çok böyle hani rahat, işte L koltuklar falan revaçtadır ya mesela. Onlar daha yumuş gelir sana. O yüzden çekincelerim vardı ama şu an rahat ediyorum. Bu evin kurtarıcısı diyebilirim. Çünkü hani dışarıdan gelen misafirlerim için evde yatak odasından başka bir yatak yok. O yüzden misafirlerimi burada ağırlıyorum. Yani bu açılınca bayağı iki kişi yatıracak düzeyde bir genişlikte bir yatak olabiliyor. O yüzden bu evin kurtarıcısı. Bir de Almanlarda genel olarak şey vardır, hani böyle akşam saatleri 4-5 çay kahve eşliğinde bir kitap okuma seansları. O yüzden de herhalde bu koltukları sıklıkla kullanıyorlar, işte yan tarafta aydınlatıcıyla birlikte kitap okurken özellikle. Ben de sık sık bu köşeyi kitap okurken, işte bir şeyler izlerken kullanıyorum. Onun harici aydınlık olması da benim içimi açıyor açıkçası. Bu köşeyi oldukça seviyorum ben. Tablom da bence bayağı bir estetiklik katıyor. Ne düşünüyorsun? Zaten evin dört bir yanı tablolarla dolu. Hı hı. Direkt gözü kapalı bu eve gelen bir insan senin ressam olduğunu düşünebilir. Eşyaların senin olduğunu düşünerek tabii, hı hı, ki. Çok güzel. Ben sanatı daha da çok sevdiğim için ben de ekstra farklı hisler uyandırıyor tabii ki. Böyle kitap mesela şurada yine kitapların, hı hı, olması, genişçe bir kitaplık alanının olması ve işte tablolarla birlikte. Harika. Peki burada şeyden de bahsetmek gerekiyor. Burası aslında giriş katı. Hı hı. Yani daha doğrusu yüksek giriş diyebiliriz değil mi? Yani evet, birinci kat gibi giriş sayılabilir. Biraz, hı hı, yukarıda. Dolayısıyla aydınlık. Hı hı. Caddeye de bakıyor. İki tane penceresi var. Sadece bu oda için, hı hı, sadece. Bayağı aydınlık. Hı hı. Ya en baştaki çekincelerimden biri de şeydi açıkçası. Aslında ev arayışındaki en önemli kriterlerimden biri diyebilirim. Evin aydınlık olması. Çünkü hani şu an home office çalıştığım için zamanımın çoğu evde geçiyor. O yüzden de ruhumu daraltmaması benim için önemli bir ayrıntıydı. O yüzden evin neredeyse tüm odaları şu an ana caddeye baktığı için ışık alıyor ve bu beni gerçekten iyi hissettiriyor. Biraz şey sıkıntısı oluyor. Yani bu eski binalarda genelde ısınma problemi oluyor. Yani yüksek bina olduğu için pencereler vesaire de çok yüksek. Koca odada bir tane küçük petek olduğu için bazen ısınmayla ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorum. Ben buraya Ocak ayında geldim. O yüzden aslında ve son 5 yılın herhalde Berlin'de en sert kışına, evet, denk gelmiş oldum. Benim şansım diyebilirim. O yüzden -10-15 dereceleri gördüm bazen gecelerde. Üşüdüğüm zamanlar oldu. Ama mesela şu ara işte Mart-Nisan gibi bu daha rahat edeceğimi düşünüyorum yani. Isınma ve gürültüyle ilgili çok bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Bir diğer güzellik de burada oda geçişleri arasında böyle kapılar var. Yani iç içe olması benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi mesela yatak odama bağlanacağız. Burası yatak odam şu an. Burası da yatak odam, aynı zamanda çalışma odam. Günümü %80'i burada geçiyor diyebilirim. Burada bir şifon yerim var. Gayet tüm aksesuarlarımı, işte kullandığım eşyaları stoklayabildiğim bir alan. Bu da eski ahşap dokuları olan bir şifon yer. Burada kıyafetlerime koyduğum dolabım var. Yani iki çift gözlü bir dolap. Bana gayet yetiyor. Aynı zamanda bu dolapta işte misafirleri ağırlayabileceğim havlular, işte yedek çarşaflar, nevresimler, yastıklar vesaire de var. Üst kısmında olduğu için, yani zaten yüksek binalı olduğu için de dolapta alabildiğine uzun. O yüzden bana gani gani yetiyor diyebilirim. Burada da küçük raflar, gözler var. Tek yaşadığım için bana çok rahat yetiyor diyebilirim. Burada çamaşır sepetim. Şu kapının aynı zamanda hole açılması. Dediğim gibi odalar birbirine çok bağlantılı. Kolaylıkla geçiş yapabiliyorum. Burada yatağım var. Onun harici bu odada da birçok tablo var. Ama bu tablolar ev sahibimizin yapımı değil. Ama yine de çok özenle seçilmiş. Bence renkler birbirine çok uygun. Burada da bir tablomuz var. Burada da salondaki kadar büyük olmasa yine bir kitaplığımız var. Eski ansiklopediler var. Onun harici kendi notlarımı, kalemliğimi vesaire tutuyorum. Yani Türkiye'den çok fazla bir kitap, kağıt veya işte o tarz bir şey getirmediğim için çok fazla ihtiyaç duyuyorum diyemem. Ama yine de böyle bir ayrıntı olması evde güzel. Şunu çok merak etmiştim açıkçası. Hani genelde bizim Türkiye'de böyle hurçların üstüne bu tarz örtüler örtülür de çok fazla o karmaşayı önlemek için kullanılır. Burada ne olduğuna baktığımızda ise burada yedek bir yatak var. Hani bu da bayağı hayat kurtarıcı. Yani aslında salondaki kanepe artı bunu düşündüğümde yani bu evde 3 kişiye yakın ağırlayabiliyorum mesela. O çok güzel.
Bayağı portatif, açılıp kapanabilen bir yatak var burada. Burası da yani her gün, hafta içi her gün 9 saat mesai yaptığımı düşünürsek aslında vaktimin çoğunu geçirdiğim yer, çalışma masam. Beni en çok cezbeden bu evle ilgili detaylardan biri de bu çalışma masasıydı açıkçası. Direkt cama bakıyor yani aydınlık, bayağı ışık vuruyor buraya. Ve bu beni çalışırken daha motive ediyor açıkçası. Ve inanılmaz geniş bir masa. Yani yan yana 2-3 laptop sığabilecek düzeyde, yani 3 kişi yan yana çalışabilecek düzeyde bir masa. O yüzden çok fazla keyifle burada vakit geçiriyorum. İş yapıyorum, çalışıyorum vesaire. Şey detayları çok hoşuma gidiyor yani. Mesela burada kırmızı bir mukavva gibi bir şey var mesela. Onun harici şu aydınlatma detayında kırmızılıklar var. Modemim kırmızı mesela. Yani onda bile özenilmiş. Hani masa tamamen kırmızı ve beyaz detaylardan oluşuyor. Mesela o çok güzel dikkatimi çekiyor. Onun harici mesela bu aydınlatma bayağı kuvvetli. Yani akşam ben çoğu zaman mesela odanın ışığını açmıyorum. Bu aydınlatmayla idare edebiliyorum çoğu zaman. O yüzden bu aydınlatma benim için hayati bir önem taşıyor diyebilirim. Buraya bir ihtiyacım var. Laptop yükseltici alacağım. Şu an geçici olarak bu ansiklopedilerle idare ediyorum. Onu da yakında sipariş edeceğim. Dediğim gibi vaktimin yani %70-80'ini geçirdiğim köşe burası. Oda burası ve evin içinde en geniş, en büyük oda da bu çalışma ve yatak odası. Yani salona ve mutfağa kıyasla çok daha geniş ve büyük. O yüzden aslında benim için biçilmiş bir kaftan oldu burası. Yatak odasında aynı zamanda böyle ufak bir balkon var. Hani çoğu zaman ben odayı havalandırmak için bu balkonu kullanıyorum. Yani kış döneminde geldiğim için çok fazla balkonda oturabilme şansım olmadı şu an. Ama şu sol tarafta müthiş bir manzara var. Bazen sırf o manzarayı görmek için çıkıyorum diyebilirim. Şöyle geniş, ferah bir balkon aslında. İki kişi rahatlıkla oturabilir yani. İki sandalye, bir de ufak bir masa sığabilir gayet. Evet, geldik. Yemekleri yaptığın yere. Mutfaktayız. Hı hı. Burası aslında böyle geniş uzun bir mutfak. Şurada yeni bir pencere var. Hı hı. Rahat bir alan. Sanki yani yeterli bir alan var diye düşünüyorum. Rahat edebiliyor musun? Yani bence hani arkadaşlarımın evini vesaire de gördüm. Bence Alman, yani Berlin standartlarına göre bayağı geniş bir mutfak gibi geliyor bana. Alanla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Şu detay mesela ilk defa gördüğüm bir detay. Açık raf detayı. Yani böyle normalde hani çok fazla detay var ve gözüne batar, bir dağınıklık hissi verir ya, bence burada öyle bir his vermiyor bana. Bilakis mesela bir şey ulaşmak istediğimde direkt hani tavam orada, o orada, işte efendime söyleyeyim tencerem orada, biliyorum. Ve çok pratik oluyor benim açımdan ve hiç göz zevkimi bozan bir detay değil mesela bu açık raf detayı. Bu ilk defa gördüğüm bir ayrıntıydı mesela Almanya'ya geldiğimde. Onun harici mutfakla ilgili en sevdiğim detaylar. Fırınım var, çamaşır makinem var, bulaşık makinem var mesela. Bunlar hayatımı bayağı kolaylaştırıyor. Özellikle Almanya'da fırın detayı bence en önemli detaylardan biri. Yani genelde marketlerde biliyorsun dondurucu gıdalar veya hazır gıdalar çok fazla. Hani şipşak yapabileceğin detaylar. Onun için fırın detayı benim için çok önemli. Ankastre bir set bu. Ocakta, fırında birlikte birleşik. Ocakta mesela ilk defa bu tarz bir ocak kullanıyorum. Onda da bir sıkıntı yaşamadım. Ankastre tipi kullandığım için. Bir dezavantaj olarak şey diyebilirim yani buzdolabım biraz küçük. Ama evet, ama yani tek yaşadığım için bana ziyadesiyle yetiyor açıkçası. Yani genelde zaten böyle 2-3 günlük market alışverişi yapıyorum. Kahvaltılıklarımı, yemeklerimi alıyorum. Hani bir de bahane oluyor açıkçası. Hani bir şey bittiğinde böyle hani markete gideyim diye. Gümüş yapmak, evet. Dışarı çıkmak için. Hele ki özellikle bu pandemi sürecinde evde oturduğum zamanlarda. Mutfakta da çoğu zaman vaktim geçiyor. Hani şu an şey aşamasındayım biraz işte. Böyle farklı lezzetleri deneyimleyeyim. Hani markete gittiğimde sürekli farklı şeyleri alıp onları yapma evresindeyim. Bu beni biraz açıkçası motive ediyor ve heyecanlandırıyor. Böyle farklı tatlar deneyimliyor olmak. İlk gelenlerin muhakkak yaptığı bir şeydir o. İlk birkaç ay keşfetme süreciyle geçiyor. Evet, yani mutfak şeyleri, marketleri ya da farklı farklı dışarıdaki değişik alışkanlıkları. O yüzden keyifli bir eve bence. Yani bir de karantina sürecinde en büyük hobim market gezmek diyebilirim yani. Böyle kıyaslama, fiyat kıyaslaması yapmak,
İşte TL'yi çeviriyor musun? Elindeki telefonun işte hesap makinesini kullanıyor. İlk birkaç gün yapıyordum da daha sonra alıştım. Yani yaklaşık 1,5 aydır buradayım. Yavaş yavaş onu biraz törpülemeye çalışıyorum açıkçası. Ama zaten şu detay çok iyi mesela. Yani çoğu şey 1-2-3 euro bandında. 3 euro yukarısına mesela pahalı gözüyle bakıyoruz artık. O yüzden aslında çok fazla pahalı gelmiyor mesela. Evde sağlıklı bir şekilde kendin yapıyorsun, kendin yiyorsun. Ve gayet bütçe odaklı, uygun fiyata denk geliyor. Evet, şu an evin en son bölümüne geldik anladığım kadarıyla. Burası banyomuz, artık evin en son bölümü. Burayla ilgili de en çok sevdiğim detay bu yerdeki karozemin. Yani bu siyah beyaz detay benim çok hoşuma gidiyor. İlk defa bu detayı burada görüyorum ben de. Ayrıca işte mermer duvarlar da temizleme açısından çok kolaylık sağlıyor. Bir de mesela bir ıslaklık olduğunda falan hani normal duvara göre çok daha kolay bir şekilde temizleyip kurulayabiliyoruz. Bembeyaz, ferah bir banyo diyebilirim. Burada da pencere var. O yüzden havalandırma açısından bana çok kolaylık sağlıyor. Yalnız tek bir dezavantaj olarak şunu söyleyebilirim. Yani kapalı bir duşakabin olmadığı için bazı zamanlarda su sıçrayabiliyor ve banyoda gider yok. O yüzden yani çoğu zaman paspasla falan temizlemek zorunda kalıyorum. Yer ıslak olduğunda, zemin ıslak olduğunda. Yani mesela banyoda bir gider olması beni çok şaşırtıyor hala. O bence büyük bir dezavantaj. Yani direkt su döküp yıkayabileceğim kolaylık varken onu yapamamak beni bayağı olumsuz yönde etkiliyor. Çok zevkli, güzel bir eve sahipsin. Burada tabii geçici olarak kalıyorsun. Evet, yani ben 1,5 ay önce geldim. Nisan sonuna kadar burada kalacağım. Yani yaklaşık bir 2,5 ay daha kalacağım. Geçici olarak bakıyoruz şu an ama uzatma ihtimalim var yani ev sahibiyle eğer anlaşırsak. Tamamen benim tercihime bağlı şu an bu süreç. Hani ben de biraz deneyimleme aşamasındayım. Hani muhiti seviyor muyum? Eve gerçekten ısındım mı? Yapabilecek miyim? Uzun vadeli düşünüyor muyum? Biraz değerlendirme aşamasındayım diyebilirim. Hı hı. Normalde bu geçici mevzusu bizim ülkemizde çok olan bir şey değil bildiğiniz üzere. O yüzden Türkiye'den izleyen izleyiciler herhalde biraz bu konuda farklı düşünüyor olabilirler. Burada böyle bir iki aylık ev opsiyonları var genellikle. Hı hı. Özellikle sonradan şehre taşınanlar için inanılmaz bir kolaylık sağlıyor aslında. Şöyle ben eve gelmeden önce ayarladım. Baya yani ne evi gördüm, ne ev sahibiyle tanıştım. Hı hı. Hiçbir iletişimim olmadı. Hatta gelmeden bir 4-5 gün önce ayarladım diyebilirim. Bunun için çeşitli web siteleri var. Geçici ev kiralamayla ilgili. O tarz bir site Acenta üzerinden aslında evi ayarladım diyebilirim. Evin fotoğraflarından ısındım açıkçası. Çok da fazla seçim yapma şansın olmuyor. Çünkü 5 gün öncesinden ayarlama gibi bir... Bence son dakikaya kalması bile mucize aslında. Çok daha erkenden ayarlanıyor genellikle. Evet, yani benim şansım vizem çıktıktan sonra hemen ev ayarlamak zorundaydım. Çünkü ona göre o tarihleri ayarlamak zorundaydım. Zaten vizem çıkar çıkmaz direkt ev telaşına başladım. Ama tahminimden de şanslıyım bence. Çünkü geçici evi bile bulma konusunda sıkıntı yaşayanlar çok. Ama şanslı hissediyorum. Yani muhite dair hiçbir bilgim yoktu mesela. İşte biraz araştırdım internet üzerinden. İşte ajansa danıştım. Hani kadın başıma geleceğim. Muhit güvenilir mi? Yani bunları mailleşerek mi yaptın peki? Mailleşerek yazdım. Daha çok telefonla konuştuk açıkçası. Zaten yani... Ajansta çoğu çalışan Türktü. Yani özellikle Türkiye'den çok fazla göçmen geldiği için herhalde ya özel Türk call center'ları da vardı ve onlar benimle iletişime geçti. Kendileri de zaten muhitin çok temiz olduğunu, yani genelde Berlin'in zengin semtlerinden biri olduğunu, işte rahatlıkla parka, bahçeye gidebileceğimi, spor yapabileceğimi söylediler. O yüzden gönül rahatlığıyla geldim ve pişman olmadım ki siz de muhiti gördünüz, sevdiniz sanırım. Evet, bizim için aslında 2 günlük olmasına rağmen çok keyif aldığımız bir bölge oldu. Bayağı nezih bir yere benziyor gördüğüm kadarıyla. Tabii sen uzun süredir buradasın, daha iyi keşfetmişsindir. Ama toplu taşıma açısından ya da işte park bahçe açısından gerçekten önemli görüyorum burayı. Evet. Peki şeyden bahsedeceğim, ev sahibiyle olan ilişkin nasıl? Kendileri yaşlı bir Alman çifti, yani 70-80 yaş aralığında. O yüzden onlar da yalnız hissettiği için beni çok kısa bir sürede o kadar böğürlerine bastılar ki. Yani bayağı şu an... Evlatlı kalma aşamasına. Kesinlikle o aşamaya geldik diyebilirim. Yani çok anaç yaklaşımları var. Sürekli bana nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı diye soruyorlar. Hatta şöyle bir mevzu oldu şimdi. Ben aracı bir kurum aracılığıyla geldiğim için... İster istemez yani kira üzerinden belli bir komisyon ödeniyor o firmaya.
Yani şey mevzusu bile geçti, hani biz bu şekilde para vermeni istemeyiz, hani keşke elimizde imkan olsaydı direkt seni bulabilseydik, keşke daha ucuza kalabilirdim vesaire diye hani sürekli yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hatta bir seferinde yani bayağı evde kek yapıp bana kek getirdiler. Evlerine iki kez davet ettiler. Kahve içtik, tekrar kek yedik, yemeğe davet ettiler vesaire. Hatta bununla da kalmayıp bana arkadaş ayarlamaya bile giriştiler. Yani kendi tanıdıkları... Almanlar soğuklu evet. değil mi sorusunun cevabını aslında kesinlikle. Burada birazcık yani, almıyoruz. Bilmiyorum, benim karşıma herhalde çok samimi, iyi insanlar çıktı şu ana kadar. Hiç o tarz bir hani ırkçılık veya soğukluğa dair bir şey yaşadım diyemem ama henüz çok taze. Ya tabii şöyle, bazı insanlar sıcak olabiliyor, bazıları soğuk. Aslında ülkemizde de aynı şey geçerli değil mi? Herkes %100 iyi, %100 kötü diyemeyiz. O yüzden deneyime bağlı kesinlikle. Yani bir de şöyle, kendileri de yalnız mesela. Çocukları İrlanda'da yaşıyor. O yüzden beni de bir evlatları gibi görüyorlar. İngilizceleri çok iyi değil. O yüzden biraz iletişim noktasında zayıflık yaşıyoruz ama bence yani müthiş gidiyor şu an her şey. Bilmiyorum, uzun süreli kalmaya doğru niyetimi çevirebilirim diye düşünüyorum. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Kira olarak böyle bir ev kaç metrekare demişim, tekrar alalım. Ev 54 metrekare. 54 metrekare. Tamam, 54 metrekare Berlin'deki bir ev için ne kadar bir kira çıkıyor senden? Şöyle, aslında bu hepimizin bir kanayan yarası herhalde. Yani kira tutarlarıyla ilgili burada ciddi bir hepimiz acı çekiyoruz. Büyük şehirlerde özellikle Berlin, Münih, Hamburg gibi yerlerde evet. Bir de hani geçici kiralamalarda ve mobilyada bakıyorsun özellikle biraz daha skala yükselebiliyor. Evet. Ama ben ona rağmen ve dediğim gibi son 5 gün içinde bulmama rağmen gelmeden önce bence iyi bir tutar yakaladığımı düşünüyorum. Buraya sıcak kira, yani her şey dahil aslında. Cebimden ekstra bir para çıkmıyor. Bütün yan giderler, fatura, aidat, her şey dahil. Sıcak kira olarak. Hazır mısın? Hazırım, evet, bekliyorum. 950 euro veriyorum. 950 euro. Evet. fazla gibi durabilir ama Berlin'den bahsediyoruz ve evin konumunun şey, nezihliğinden bahsediyoruz. Ev geniş gerçekten. Bence gayet iyi. Büyük ihtimal komisyon tutarı olmasa o bahsettiğim, yani 650-700 bandına kadar düşebilir bu ev. Tabii aslında genelde uzun süre yaşayanlardan o tarz kiralar alıyorlar ama sıfırdan girmeye kalktığında yine yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Tabii şey de önemli, dediğin gibi yani ev sahibinin seni benimsemesi ve arkadaş kurması da etkili kesinlikle. Mesela şu yapılabilir, en azından senin için bir tavsiye olarak söylüyorum. Bu mevcut sözleşme bittikten sonra en azından aracı firmayı aradan çıkartıp direkt ev sahibiyle yeni bir kontrat yapılabilir. Yani şöyle bir sıkıntı oluyor da... Almanlar biliyorsun biraz kuralcı ve hani çok fazla kuralların, normların dışına çıkmayı sevmiyorlar. Bir korku var gibi hissettim açıkçası bu konu. Hani onların onlardan habersiz böyle bir şey yapmalı mı, yapmamalı mı gibi. Bence tamamen insanına göre değişiyor. Bunu yapmış olan arkadaşlarımız var. Ondan dolayı biliyorum. Daha öncesinde 1500 euro kira ödedikleri ve sonradan 1250 ya da 1300 gibi bir şey vermeye başladılar. Yani bayağı bir fark ediyor, 200-300 euro kadar. Bir dezavantaj da mesela hani bu ev bulma konusunda mesela network çok önemli. Ama ben hem kış hem de korona vakti geldiğim için... Kimine network yapacağım? Evet, kesinlikle yani bir çevre geliştiremiyorum. Bir de çoğu zaman hani uzun vadeli ev bulurken biliyorsun bir sürü belgeler isteniyor. Hani özellikle 6 aylık bir deneme sürem var mesela benim şu an. O büyük bir dezavantaj şu an önümde. Yani sürekli kalıcı olacağım şu an belli olmadığı için burada. Hani bilmiyorum o topa girebilir miyim veya başarılı olabilir miyim? O yüzden... Sanki diyorum bir 6 ay burada kalmalıyım diye düşünüyorum şu an. En mantıklı seçenek o geliyor açıkçası şu anda. Doğru. Zaten bir çalışan olduğun için 6 ay sonrası daha rahat hareket edersin. Çünkü 6 ay sonrası bir senin burada bir geçmişin oluşmuş olacak. Hani vergi vermen, işte maaş bordroların gibi. O zaman daha rahat olur. Bir de şundan bahsedeyim mesela. Aslında hani ben normalde bir göçebe hayatım var. Aslında şu anda da remote çalışıyorum. Yani home office arayı çalışıyorum. Arayabilir miyim? Bu arada Yekta'nın bir Instagram sayfası var. Biz bu detaydan hiç bahsetmedik aslında. Evet, reklam değil kesinlikle. Seni tanıtmakta isterim bu açıdan. Şu an ekranda gördüğünüz Instagram adresi kendisinin olur. Takip edebilirsiniz. Seyahat ilgili deneyimlerini paylaşıyor. Sizin kadar çok keyifli bir sayfa. Estağfurullah efendim. Sizinki de gayet çok güzel, keyifli takip ediyoruz. Remote derken aslında oraya bağlamak isterim ben. Oradan sen yapabilirsin, takip edebilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Dediğim gibi yani bir göçebe hayatım var aslında. Çok fazla evde vakit geçirmiyordum. Normal zamanlarda, tabii ki şu an anormal zamanlar yaşıyoruz. O yüzden yani evin büyüklüğü, küçüklüğü benim için çok önemli değildi.
aslında bu geçici ev tutarken bu detay çok önemliydi. Çünkü hani hem anormal zamanlardan geçiyoruz hem kış vakti. Yani vaktimin büyük çoğunluğu evde geçecekti. O yüzden aslında biraz daha iki odalı olsun, daha geniş olsun gibi bir niyetle aslında buraya yöneldim. Normalde bir sürü stüdyo daire de vardı. Bu arada fiyatlar çok oynamıyor. Mesela stüdyo daireler de yani 750'den aşağı yok mesela. Yani 750 euro bir stüdyo daireye vereceğime bir 200 euro daha fazla verip en azından geniş, ferah, içimi açacak. Zaten pandemi sürecinde bir yere gidemiyorum. En azından birazcık da diğer odada çalışayım. Birazcık da diğer odada takılıp kesinlikle bir şeyler izleyeyim. Biraz da burada sıkılayım. Biraz da burada sıkılayım diyebiliyorum bazen. Hani ileride uzun vadeli ev tutma serüvenimde mesela bu belirleyici bir faktör olabilir. Dediğim gibi normal zamanlara döndüğümüzde zaten hafta sonu çoğu zaman geziyor olacağım. Hafta içi de eğer home office çalışıyor olursam nereden çalıştığımın çok fazla bir önemi olmadığı için. Çünkü firmaların çoğu yani Almanya içinde veya Avrupa içinde serbest çalışmaya izin veriyorlar. O yüzden daha minimalist, daha aslında küçük bir eve de doğru da tercihimi evirebilirim diye düşünüyorum şu an. Anladım. Çok teşekkürler Yakita. Evini bizimle paylaştığın için ve aynı zamanda izleyicilerimize de açtığın için aynı şekilde. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz farklı şehirlerden ev videoları serisi gelecek. O yüzden Almanya içindeki farklı şehirlerde yaşayan dostlar da eğer evlerini açarlarsa bir şekilde bana ulaşsınlar Instagram'dan. Belki biz bir şekilde çat kapı oraya geliriz bulunduğumuz şehire. Oradan evinizi de bu şekilde yine gösterme şansı elde ederiz. Ben bu seriyi çok faydalı buluyorum gerçekten. Hani çoğu insan bence mükemmel merak ediyor yani. Alman evleri genel olarak nasıl? İşte ya 1910'dan kalma evlerden bahsediyoruz ve ufacık bir çatlak bile yok mesela. Evet. Ve gerçekten o dokusu, o ruhu, o eski, o ahşap kokusu bile sana çok fazla anlam ifade edebiliyor. O yüzden ben bu seriyi çok faydalı buluyorum. Hani gerek modern evler, gerek eski evler, farklı muhitlerde, farklı şehirlerde. En azından gelmek isteyenlere de bir yol rehber oluyor. Yani nasıl evlerle karşı karşıya kalacaksınız ya da ev sahibi tarafında neler göreceksiniz gibi. Bu ayrıntıları içermesi açısından da ben de faydalı buluyorum. Buna da katkı sağladığın için bir kere daha teşekkür ederim. Buna vesile oldunuz ve evime geldiğiniz için çok keyifli bir hafta sonu geçirdim sayenizde. Aynen, biz de öyle geçirdik. Çıkın çıkın gelin. Bol bol bekliyorum sizi. Teşekkür ederim. Seni de Hamburg'a bekleriz. İnşallah. Teşekkürler. Abone değilseniz abone ol butonuna basarak haftalık düzenli şekilde Alman üzerine içerikler görebilirsiniz bu kanalda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.